Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi sizi Bursa'da kumru üreticisi bir abimizin kümesinde misafir ediyorum. Yerde gördüklerimiz bir çift beyaz kumru yavrusu. Daha yeni yeme düştüler. Ele alıp sevebiliyoruz. Yukarıda da tek tek üretimde olan kumruları gezdireceğim size. Evet arkadaşlar, burada şöyle bir çift var, burada bir çift yavru var, büyümüş. Burada da yavrular yeni hareketleniyor, gösteriş olsun diye saldık bunları. Şöyle elimize alabiliriz. Hoppa, gel gel. Evet, bebek kumru, maşallah sana. Kardeşi de kendisinin benzeri. Gel bakalım. Hoppa. Birebir aynısı. Bu dişi olacak. Sıkıntı yok. Şöyle gezdirelim. Anne baba yavru. Bunlar tepeli arkadaşlar. Bu arada yavru talep eden olursa abimizden size yardımcı olurum. Burada da bir çift hazır yumurtlayacak şekilde var. Şunun rengi de çok güzel arkadaşlar. Görmenizi istedim. Şeker kanat diyebiliriz. Burada da bir çift var. Dişisi yumurtada yatıyor. Bu erkek çok atarlı. Burada da bir çift var. Daha yeni yavruları çıkmış arkadaşlar. Yumurta kabuğunu görüyoruz. Anne burada. Şöyle gösterelim. Evet. Onun da sıkıntı yok. Burada da yumurtalar yeni çıkmış. Bebekler geliyor. Bunlar çikolata diye geçiyor. Evet, burada anne baba yavru var. Şöyle gösterelim. Maşallah. Burada da bunlar büyüyen yavrular mıydı abi? Evet. Burada da artık satılacak hale gelmiş olan büyük bebekler var. Şöyle gösterelim. Ay maşallah. Şunun rengi de çok güzelmiş. En köşedekinin. İlginç bir rengi var. Evet. Arkadaşlar abimiz aynı zamanda bu şekilde kafesler yapıyor, kendi el emeği. Bu kafeslerin her biriyle en az bir hafta uğraşıyor. Şöyle işçilikleri görebilirsiniz. Tek tek göstereceğim size kafesleri de. Şöyle bakın. Her biri ayrı, ayrı işleme, ayrı sanat. Verniklenmiş bir vaziyette, tertemiz. Kapıları falan, her şey tam. Bu kafesleri de belki emeğinin karşılığı değil ama 100 lirayla 150 lira arası satıyor. Kafesin işçilik emeğine göre, malzeme fiyatına göre yardımcı oluyor. Çok güzel de kafesler mevcut. Şöyle göstereyim. Çift kapılı. Her amaçlı kullanabilirsiniz. İster güvercin, küçük üretimhane, isterseniz balkonda kuş bakmak için yapabilirsiniz. İsterseniz böyle bir çift kumru alıp içerisinde bakabilirsiniz. Göstereyim. Şöyle daha asortik yaptığı kafesler de var. Bunlar da aynı zamanda saka da bakılabilir arkadaşlar. Çok güzel saka kafesleri de olur bunlar. Şöyle göstereyim. Boyuna göre kumrucuklar da buraya uçmuş. Bir tanesi de burada. Şunu da göstereyim. Şöyle kafeslerin devamı. Arkadaşlar işçilik mükemmel. Hepsinde. Gayet de sağlam bir vaziyette. İsteyene
bu kafeslerden de sahiplendirmek için yardımcı olabiliriz abimize. Bilginiz olsun. Yaptırmaya kalksanız arkadaşlar çok daha yüksek rakamlara yapıyorlar. Bilginiz olsun. Şöyle görmeniz için gösteriyorum. Evet. Şöyle biraz daha ayrıntılı yavrulardan göstereyim size. Şöyle yapalım. Bebekler. Bebekler. Bunlar kendini kurtarmış bebekler arkadaşlar. Beyaz kumru yavruları. Şöyle bakalım. Hazır sahiplendirmeye açık. Bilginiz olsun. Şöyle gösterelim. Bunlar tepeliler. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel renkleri var arkadaşlar. Anne baba bir de yavru var. Şöyle yakından bakabilirsiniz. Hepsi sağlıklı, hepsi neşeli kuşların. Anaçlar değil ama yavruları sahiplendiriliyor. Bilginiz olsun. Şöyle bir tur daha gösterelim. Burada yeni çıkan bebeğimiz var. Maşallah size. Şöyle göstereyim. Çok keyifli kuşlar arkadaşlar. Aşırı gürültüleri yok. Aşırı pislik muhabbeti yok. Bakımı kolay. Bilmiyorum daha önce kumru üretimhanesi görmüş müydünüz? Güvercinden biraz daha farklılar ama güvercinler kadar güzeller. Belki de daha güzeller. Burada ilginç bir şey göreceğiz. İki yavrumuz bir hafta sonra evime düşecek şekle gelmiş. Şöyle. Anne babanın renk tonları çok güzel. Görüldüğü gibi. Biraz mat görünüyor görüntüde ama daha canlı, daha gösterişliler. Bunlar da bebekler. Bebekler bir hafta sonra yeme düşecek. Yani kendini kurtardılar artık. Anne baba da yumurta hazırlığında. Ay maşallah. Evet. Şöyle bakalım. Şunlara da göz atalım. Bunlar biraz ürkek görünüyor ama. Bunlar üvey. Üvey diye mi geçiyor bunlar? Maşallah. Erkeğin rengi şeyi çok güzel, atkını. Bunlar da yurt dışından gelme arkadaşlar. Zaten yakından baktığımızda çok güzel görünüyor. Burada da eşi yavruya yatıyor. Şöyle yapayım görünmesi için. Gayet güzel çam çöpü toplamışlar. Altında da yumurtada. Şöyle yavruları görmek isteyenlere yakından göstereyim. Bu yavrular şu an satışa hazır. Bilginiz olsun. Ve fiyatları da çok yüksek değil arkadaşlar. Uygun rakamları verildiğini söyleyeyim. Hani çift fiyatı şöyle diyeyim 120 ila 200 lira arası dönüyor. Evet. Maşallah size. Buradakinin rengini özellikle çok beğendim arkadaşlar. Göstermek istiyorum. Muhteşem bir rengi var. Kırmızı dalgalı alacalı. Renk tonu çok güzel. Rabbim ol dedim oldu veriyor. Çok güzel bir rengi var. Renk tonu harika. Maşallah. Şöyle bir çift de buradan göstereyim sondan. Ay maşallah. Bunlar da yumurta yatıyor. Dişili erkekli takım. Ötüşleri özellikle çok güzel. Evet. Arkadaşlar yoruma açık. Özellikle kafesleri şu şekilde göstereyim. Mesela yeni işçiliği başlamış bir kafes bu. Tek tek emek veriliyor. El işlemesi. Şöyle üstünün işlemesini göstereceğim size. Bir bir uğraşıyor abimiz bunlarla. Gerçekten çok güzel bir emek var arkadaşlar. Talep eden olursa kafes ve
kumruk kuşlarından hepinize sahiplendirebiliriz. Şöyle gösterelim. Ha, ben böyle yaptıracağım, biraz daha şöyle olsun böyle olsun diyen varsa talebe göre de yapabilir ama bir hafta 10 gün süresi olacak onun. Gene yardımcı olur ölçülere de. Bilginiz olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum.